Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para. Değiştirir insanları bir anda. Hiç bunları kendine dert etme der mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmasa. Sen unut, unutmasa. Saat kaç oldu? 11. Of, stüdyoda kaydım vardı. Çok geç kaldım. Hesap lütfen. Buyurun. Bir taksi çağırmamı ister misiniz? Ne demek istiyorsun? Sarhoş muyum yani? Arabamı kendim kullanırım. Üstü kalsın. Bu kadar da olmaz ya. Saat kaç oldu? Nerede bu kadın? Ben buraya kaç para kira ödüyorum? Haberi var mı? Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Geçen sefer de ucu ucuna gelmişti bu kız. Hep böyle yapıyor. Bu kız böyle şeyler yapmazdı ama. Ama artık yapıyor. Ah kafam. Böyle olacağını bilsem hiç kalkışır mıydım bu plak işine ben? Yapma Allah aşkına. İşte bak, yüzüne karşı söylüyorum. Hayırlısıyla bu işi kazasız belasız atlatayım. Bir daha bu kadınla iş yaparsan Allah beni taş etsin. Şu bir haftadır ömrümün yarısı gitti. Her şey hazır. Ama hanımefendi yok. Hani nerede? Elif, neredesin kızım? Sonra anlatırım. Çok önemli bir işim çıktı. Önemli işmiş. Yaptığımız ne sanki? Hadi başlayalım mı? Dur hele, dinlen biraz. Soluk al, otur. Hadi hadi, ben iyiyim. Girelim. Nerede? Masaya bıraktım. Tamam. Sana istemeyerek kötülük yapıyorum. Boş ver. Sabah sabah yeterince içmişsin zaten. Benim hayatıma karışmayın lütfen. Hazırım ben. Tamam, müziği gönderiyorum. Buna kanıp kanıp ta, sana bana kıyıp kıyıp ta, gitme sakın. Ona buna bakıp bakıp da, şuna buna kanıp kanıp ta, sana bana kıyıp kıyıp ta, gitme sakın.
Olmuyor, affedin beni. Olmuyor. Allah Allah, ne oluyor ya? Bir dakika, ben hallederim. Elif, neyin var kızım? Yok bir şey. Sadece biraz huzursuz hissediyorum. Yapamayacağım. Bugün hiç hazır değilim böyle bir şey için. Elif, hadi saat geçiyor Elif Hanım. Yapamıyorum diyorum, anlamıyor musunuz? Yapamıyorum. Yeter, üstüme gelmeyin, çekil önümden. Elif, Elif dur, nereye? Buyurun. Şöyle değişik bir şey içmek istiyorum. Ne mesela? Vodka, sek olsun. İsterseniz biraz tonik koyayım. Nasıl biliyorsan öyle yap. Buyurun. Evet, Elif Hanım'ın evi. Anlamadım. Durumu çok mu kötü? Neresi orası? Anladım. Ataköy Regatta Friday Bar. Hemen geliyorum. Hay Allah! Ne olacak bu kadının hali, ne yapacağız? Evine telefon ettim, almaya geliyorlar. Şu telefon defterini de yerine koyayım. Ya koskoca Elif Altan'ın haline bak. İyi ki etrafta gazeteci falan yok. Yo, ben gazeteye telefon ettim. İyi halt ettin. Elif! Elif! Elif kendine gel! Ne yapacağız çocuklar, bana bir akıl verin! Elif, Elif! Sabahtan beri içiyor. Bir ara bir yere gitti, sonra geri geldi ve yine içmeye devam etti. Elif, 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 ne yapacağım ben Bakırköy şimdi? Bakırköy şurası. Siz en iyisi onu hastaneye götürün. Bir taksi çağırın lütfen. Hı-hı. Ne olur, ne olur cevap ver, ne oluyor sana Elif? Şu anda hiçbir şey belli değil. Ama sizlere en kısa zamanda bir açıklama yapılacak. Buraya alkol yüzünden geldiği söyleniyor. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Peki nedir o zaman? Bakın, biz de tam olarak bilemiyoruz. Son günlerde yoğun tempo sinirlerini bir hayli yıpratmıştı. Bakın arkadaşlar, şu anda bizler de gerçekten çok yorgunuz. Zaten Elif Hanım'ın yanına girilmesine izin verilmiyor. Şimdi izin verin de biraz dinlenelim. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz efendim. Söz veriyorum. Efendim, yanına girmesine izin verilmiyor. Ne oldu? Lütfen, lütfen. Zaten son günlerde iyice yoldan çıkmıştı. Elinden bardak düşmüyordu. Kayıt için evden çıktı, oraya da gitmemiş. Daha sonra bir ara uğrayıp hiçbir şey yapmadan çıkmış. Bir bardan aradılar durumu kötü diye. Gittim onu sızmış buldum. Çok kötüydü. Şimdi nasıl peki? Midesini yıkadılar, serum taktılar, uyuyor. Uzaktan da olsa görebilir miyim? Gazetecileri atlatmaya çalışıyoruz. Benimle gelin. Bana kalırsa burada bir süre daha kalmasında fayda var. Ne kadar doktor bey? Bilemiyorum. En az 3 hafta diyebiliriz. Aslında bu biraz da ona bağlı. Anladığım kadarıyla alkolizmin başlangıcında. Yalnız son dönemlerde biraz abartmış. Ama tedavisi bir hayli kolay. Karaciğer daha etkilenmemiş. İyileşmeyi kendisinin istemesi gerek. Tabii bir de psikolojik durumunun iyi olması çok önemli. Moralinin yüksek olması, sevdiği, hoşlandığı insanların yanında olması iyi olur. Hı hı. Elimizden geleni yaparız. Alkoliklerin çoğu kendilerini hayattan kopmuş hissettikleri için içkiye yönelirler. Ona hayatın anlamını, güzel yönlerini hatırlatmak gerekiyor.
Dediğim gibi, burada da en önemli iş sizlere düşüyor. Ha bir de oyalanacak bir şeyler bulması iyi olur. Ne gibi? Ne bileyim, çeşitli el işleri ya da resim mesela. Biz burada ekseri resimle rehabilitasyonu kullanıyoruz. Mesele dikkatini ve enerjisini kanalize ederek dinlendirici bir şey bulmak. Hı hı. Anlıyorum. Sana da bu tedavide büyük iş düşecek Erol. Bir şey söyleyebilir miyim doktor bey? Buradan çıkarıp da tedavisini evde yapsak diyorum. Malum burası hastane, çok ayak altında bir yer. Gazetecilerle sürekli köşe kapmaç oynuyorum. Bunu hiç tavsiye etmem. Burada çok disiplinli ve sağlıklı bir sistemimiz var. Ne kadar üstüne titreseniz bile dışarıya çıktığında sizi, özellikle de kendini kolayca kandırabilir. Problemin beyinde çözülmesi lazım. Haklısın. O zaman şunu rica edeyim. Elif Hanım'ın durumunu biliyorsun, basınla olan durumu. Biraz gizli götürelim bu işe. Hiç merak etmeyin. Bu konuya özen göstereceğimize inanabilirsin. Çok teşekkür ederim. Gel. Doktor bey, hastamız kendine geliyor. Odasına aldık. Yanına girebilir miyim? Tabii Erol bey, girebilirsin. Sağ ol. Şu başımıza gelenleri görüyor musunuz doktor bey? Neredeyim ben? Deli kız, ne çok korkuttun bizi. Merhaba. Merhaba. Neler yaptığını hatırlamıyorsun değil mi? Stüdyodan çıkıp bara gittim. Sonra... Şimdi hastanedeysin. O kadar kötü müyüm? İnanamıyorum. Kendine bu hale nasıl getirirsin? Fatma ne olur, çok yorgunum. Hiç boşuna uğraşma. Bu sefer dilimden kurtulamayacaksın. Beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun? Fatma, sen istersen biraz dışarı çık. Elif'le yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Hadi gel çıkalım. Sana neler oluyor Elif? Neler mi oluyor? Evet. Niye kendini yavaş yavaş öldürmek istiyorsun? Sana ne? Elif, saçmalama lütfen. Senin için önemli mi? Elif, bak güzelim. Yalan mı? Kendin söyledin bunu. Unut onları. Nasıl unuturum? Göz göre göre hata yapmama ses çıkarmadın. Seni sevdiğimi söyledim. Sense başkalarıyla evlenmem için bana öğüt verdin. Şimdi de tutmuş bunları unutmamı söylüyorsun. Kabul, ben de hatalıyım. Niye bana gerçek nedeni söylemedin ki? Beni hiç sevmediğini, hiç hoşlanmadığını, benim senin için geçici bir heves olduğumu açıkça söyleyebilirdin bana. Geçici mi? Sensiz olamıyorum Elif. Sensiz yaşayamayacağımı artık çok iyi biliyorum. Aramızdaki yaş farkından çok korktum. Bir gün beni bırakıp gitmenden korktum. Artık önemli değil. Senin gitmene hiçbir zaman izin vermeyeceğim. Seni seviyorum. Yapma, yalvarırım. Acı çektiğimi görmüyor musun? Yalan söyleme ne olur. Hayır, yemin ederim. En başından beri seviyorum seni. Engel olmaya çalıştım kendimi ama beceremedim. Şimdi görüyorum ki bu ikimize yapılmış bir haksızlık. Hata yaptım. Hem de çok büyük bir hata.
Belki kendimce sebeplerim vardı ama artık hiç önemi yok. Bundan sonra ne olursa olsun hep yanında olacağım. Ayrılmayacağız artık. Sana söz veriyorum. Elimi tutar mısın? Kaçırmayacaksan. Hiç bırakmayacağım seni. Bana anlatacakların bu kadar mı? Bir insanın çıldırması için yeterli değil mi? Haklısın. Başına gelmedik kalmamış. Ama yalnız kötü şeyleri anlattın. Oysa yaşadığın süre içinde mutlaka güzel anıların da olmuştur. Biraz düşün, bulacaksın. O kadar derinlerde ki. Onları su yüzüne çıkar. Hayat aslında o kadar kısa ki doyasıya yaşamak lazım. Üstelik sen yeryüzündeki bir sürü insanın gıpta edeceği bir yerdesin. Milyonlarca hayranın var. Seni özleyen, bekleyen. Onların sevgisi sana güç vermedi. Onlar seni baş tacı etmiş. Sen topluma mal olmuş birisin Elif. Artık sadece kendin için yaşayamazsın. Sizi bir daha burada görmek istemiyorum. Merhaba. Merhaba. Siz Elif Altan'sınız değil mi? Evet. Biliyor musunuz? Ben sizin hayranınızım. Merhaba. Merhaba. Bana bir imzalı resminizi verir misiniz? Yanımda yok. O zaman koluma bir imza atarsınız. Tabii. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Resim nasıl gidiyor? Hoş geldin, bitmek üzere.
Harika. Bunu açık arttırmada satışa çıkaralım. Ne dersin? Şaka yapıyorsun. Yok, çok ciddiyim. Ve en yüksek ücreti ben veriyorum. Karşılığında bir araba ister misin? İsterim. Tamam. Bak, ben ciddiyim. Alırım arabayı, ha? Araban hazır bile güzelim. Sana bir de şoför tuttum. Neden o? Bir süre kullanmamalısın. 3 hafta boyunca o kadar çok ilaç verdiler ki. Haklısın. Ne zaman düzeleceğim dersin? Bana sorarsan hiç kötü olmadın ki. Her şey için çok teşekkür ederim Hüseyin. Rica ederim vazifem. Bu hastane en çok bana yaradı. 3 şarkı sözü daha yazdım. Okudum. Beni çok iyi anlatmışsın. Çok güzel. Hepsini besteleyeceğim. Erol gelmedi mi? Hayır, gazetecilerden çekindi. Ama yeni arabanın şoförünle yolladı. Oo, ne güzel bir araba bu. Sana bir sürprizim var. Bu akşam Erol'u bize yemeğe davet ettim. Harikasın. Vah, gazeteciler. Beyler, sakin ol. Gülümse, sen kazandın. Evet, arabayı davet ediyoruz değil mi? Evet, doğru. Müsaade buyurun efendim. Bak bakın kardeşim. Lütfen kenara çekin. Şu patlıcanları kıvamında kızartmasını öğrenemeyeceğim bir türlü. Gene istediğim gibi olmadı. Yo, çok güzel görünüyor. Fatma'ya bakmayın, met edelim diye söylüyorum. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kendileri çok marifetlidir. Ah, size bir gün ellerimle lahmacun yapayım. Bayılırım doğrusu. Ama öyle lokantadaki gibi değil. Malzemesi bol. Parmaklarınızı yersiniz. Evine hoş geldin Elif. İyi günlere. Sağlığa. Mutluluğa. This is now. Sana bahsettiğim konser sözleşmesi için yarın sabah Show TV'ye gitmemiz lazım. 1-2 pürüzü de orada hallederiz. Kendimi pek hazır hissetmiyorum. Olamaz. Hayda. Şuna bir şey söyleyin Erol Bey. Nazlanıyor galiba. Yoksa şarkı söylemek onun yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Batı müziği söylediğini de biliyorlar mı? İnanmam. Duyunca şaşkına döndüm. Kusursuz. Siz bu işten anlıyorsunuz Erol Bey. Bir gün beni de dinler misiniz? Memnuniyetle. İleride Batı müziğini de denemelisin. Orada da bir numara olacağına kalıbımı basarım. Evet, size katılıyorum. Elif, konser için bir şey söylemedin. Tamam. Sabah gider sözleşmeyi imzalarız. Aferin sana. Seni televizyonda izlemek beni çok sevindirecek. Olur mu hiç? Yanımda olacaksın, kuliste. Gazeteciler falan olabilir. Haklısın. O zaman en önde oturacaksın. Seni karşımda göremezsen bu konser yatar. Tamam, orada olacağım. Söz mü? Söz. Artık Fener yolundaki eve geçsek daha iyi olmaz mı Elif? Provalar filan, gidiş gelişte de yorulmazsın. Tamam, öyle yaparız. Yarın sabah tenis kulübünde olacağım. Sonra yazıhaneye geçerim. Sözleşme müjdesini bana bildir, oldu mu? Şu sayfayı da paraf edin Osman Bey. Tamam. Nasıl, saati iyi değil mi? Bir aksilik çıkmaz inşallah. Sanmıyorum. Şöyle buyurun, patronlara da imzalatalım. Kontrat hazır efendim. Verin bakayım. Tamam. Buyurun Elif Hanım. Şurası güzelim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Elif Hanım, bu bir anlamda sizin için dönüş konseri. İşin mükemmel olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olun. Düşünsenize, ne büyük ses getirecek. Elif Altan'ın tedavi sonrası verdiği ilk konser canlı yayında. Ya, çok hoş. Hiç merak etmeyin. Her şey mükemmel olacak.
Müsaadenizle. Müsaade sizin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Güle güle. Hayırlı olsun. Ben sizi arayacağım. Ne diyorsunuz? Çok güzel olacak. Benim korkularım var. Zevzek şey. Tedavi sonrası verdiği ilk konsermiş. Boş ver kızım. Bir müddet bu konuşulacak. Sıkma canını sen. Osman Bey, benim öbür arabam nerede? Serviste. Biraz kullanmak istiyorum. Şoförüm var. Bununla gitsene istediğin yere. Deniz kulübüne gidip Erol'a sürpriz yapmak istiyorum. Deli kız seni. Hadi bakalım delikanlı. Mobil ofise. Servise gidiyoruz. Bay üstüne. Perşembe günü Çevre Derneği ile bir toplantısı var ama zannederim Perşembe günü müsait olabilir. Günaydın. Günaydın. Beni arayan oldu mu? Evet, içeride bir misafiriniz var efendim. Peki. Evet, sizi sonra ararım. Oho, merhaba. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ha? Konuşmamız lazım. Konuşalım, otur. Hayrola? Konser işinde bir aksilik mi çıktı yoksa? Yok, hayır. Sen bu sabah neredeydin? Söyledim ya, kulüpte tenis oynuyordum. Oradan geliyorum. Maç nasıl geçti? Ne demek istiyorsun? Hani hayatında başka bir kadın yoktu? Kulübe mi geldin? Evet. Seni o sarışın kızla sarmaş dolaş gördüm. Sevgilin mi? Yoksa karın mı? Elif. Sus, hiçbir şey söyleme. Niye? Niye yaptın bunu? En başında niye söylemedin? Aklınca bana iyilik yaptın değil mi? Cevap ver. Beni yaşama yeniden dönmek için ikna ettin. Bunun için miydi? Ben sana hep açık davrandım. Yazık. Nefret ediyorum senden, nefret. Kızım. Anlamadım. Tenis oynarken gördüğün o kız benim kızım. Kızın mı? Bugüne kadar neden söylemedin? Söyleyemezdim. Neden? Anlamıyor musun? Seninle aynı yaşlarda bir kızım var benim. Herkesten utanıyorum. Galiba anlıyorum. İşte bu yüzden kaçmak istedim senden. Ama başaramadım. Seni seviyorum. Daha fazla karşı koyamadım duygularımı. Affet. Aptalca bir kıskançlık. O kadar utanıyorum ki şu anda. Ama çok da mutluyum. Bak güzelim, Pelin annesiz büyüdü. Annesini o çok küçükken kaybettik. Bu da onu çok hassas yaptı. Bana tahmin edemeyeceğin kadar düşkün. Seninle olan ilişkimi asla anlamayacaktır. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet.
Bilemiyorum. Belki zamanla... Önemli değil. Artık asla şımarıklık yapmayacağım. Elimde olanla idare etmesini öğreneceğim. Zaten haftaya İsviçre'ye dönecek. Ne yapıyor orada? Üniversitede. Ne düşünüyorsun? İyi bir aile olacağız. Pelin'i tanımıyorsun. Senden daha iyi yaklaşabilirim ona. Haklısın. Onunla yaşıtsın. Hemen de baba pozuna geçermiş. İşi bana bırak sevgilim. Onu hiç üzmeyeceğiz. Biraz zaman lazım. Evet. Zaman her şeyin ilacıdır ha. Davetiyelerin hepsini postaladım. Bazı isimler dikkatimi çekti. Özellikle mi istiyorsun gelmelerini? Evet. Bugüne kadar bana mutluluğu, üzüntüyü yaşatan herkesi bir arada görmek istiyorum. Anlıyorum. Ama içim rahat değil. Bir huzursuzluk var. Sanki kötü bir şey olacak. Hiçbir şeyi dert etme. Hem bak Erol'la berabersin artık. Efendim. Seni çok özledim. Ayrılalı ne kadar oldu ki? Neredesin? Evdeyim. Pelin? Arkadaşlarıyla diskoya gittiler. Sen niye gitmedin? Evde yalnız kalıp seninle konuşmayı tercih ettim. Yoksa yanlış bir şey mi yaptım? Canım. Şimdi sıkı dur. Sana bir haberim var. Pelin'e senden bahsettim. Hayır. Öyle değil. Evini dekore ediyorum dedim. Kız sevinçten çıldırdı. Seninle tanışmak istedi. Ne dersin? Aman ne güzel. Arkadaşları da öyle. Meğer hepsi sana hayranmış. Seni nasıl methettiysem. Benim bir ara üstüme yürüyecek oldu. Bana bak, aranızda iş ilişkisinden başka bir şey... İstemiyorum, yoksa gözlerini oyarım senin dedi. Şekerim. Kız haklı. Benim de senin gibi yakışıklı bir babam olsa kıskanırım tabii. Yarın Ak Merkez'de buluşalım mı? Tabii, neden? Öbür gün Pelin'in doğum günü. Bana hediye almamda yardımcı olursun. Hem öyle yemeğini de yeriz. Memnuniyetle. İzin verirsen ben de Pelin'e bir hediye almak istiyorum. Çok naziksin. İstersen doğum gününe de gel. İyi bir sürpriz olur. O iş için daha erken. Sadece hediyemi götürürsün. İyi geceler. Öpüyorum. Rüyanda beni gör. Başka bir rüya görmüyorum ki zaten. Hadi ama daha ne kadar dolaşacağız? Bir karar verelim artık ha? Acele etme. Bakmadığımız vitrin kalmadı. Sıradan bir şey almak istemiyorum. Doğum günü onun. Yoksa sıkıldın mı? Senin yanında sıkılır mıyım hiç? Bir de buraya bakalım. Mayo mu alacaksın? Neden olmasın? Yo, ben girmem, utanırım. Gel Allah aşkına, utanacak ne var? Merhaba. Bak bu nasıl? Hiç fena değil. Tut şunu bakayım. Yoksa tek parça bir şey mi alsaydık? Vallahi ben anlamam. Bu hiç fena değil. İkisini de alalım istersen. Olur. Parfüm alalım mı? Sever mi? Bayılır. Bakalım o zaman.
Hoş geldin. Merhaba. Parfüm reyonumuz şu tarafta. Hah, işte orada. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Lulu var mı? Var, göstereyim. What happened here as the New York sunset distant. Aldıklarımızı ben çok sevdim. Şimdi bu acayip şeyler mi moda? Hem de nasıl? Ya aldığın o mayolardan biri kızın onda birini örtmez. Üstelik de dünyanın parası. Eminim Pelin çok sevecek. Ya benim parfümler? Onlar da çok güzel. Herhalde bu gece kızınla beraber olmayı düşünüyorsun. Hadi bakalım. Resmen iki kadın arasında kaldım. Canım ne var? Sordum sadece. Senleyim. Bir yere gideriz o zaman. Korkuyorum Elif. Şu anda her şey yolunda gibi görünüyor ama bir şey olacak ya bozulacak diye çok korkuyorum. Bırak artık kötü şeyler düşünmeyi. Tamam. Şimdi akşam nereye gidiyoruz? Bilmem. Ama şöyle sakin bir yer olsun. Çok özel buyurun. Alo abla, bomba gibi bir haberim var. Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para. Değiştirir insanları bir anda. Hiç bunları kendine dert etme der mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmasa. Sen unut unutmasa. Hangimiz uğramadı sanki haksızlıklara? Dinle beni sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmasa. Sen unut unutmasa. Hayrar ay hayrar ay. Hayrar ay hayrar ay. Hayrar ay hayrar ay. Hayrar ay.